Selamünaleyküm arkadaşlar. Hastayım. Lütfen dua edin, iyileşelim. Bu hastalıklısı bu ara beni çok yordu. Boğazlarımda bir enfeksiyon yaşıyorum. İnşallah atlatırım inşallah. Arkadaşlar, kol. Herkesin hayali iyi bir kol kasına sahip olmaktır. Şimdi biz kolumuza yeterli yırtılmayı verirsek, zorlanmayı verirsek, kolumuzda tamir olarak karşılığında bize daha güçlü, kuvvetli, dirençli bir şekilde geri dönmüş olacak. Şimdi şöyle bir hareketten örnek vereyim. Mesela squat kör. Sehpaya kolumu yasladım, squat köre başladım. Hemen böyle bir 7-8 tekrar, 12 tekrar squat kör yapacağım diyelim. Böyle 7. 8. tekrara geldim. Ama 7. 8. tekrarda artık böyle 7 böyle titreyerek gelsin. Öyle bir ağırlık seçin. Ağırlık seçimimiz öyle olsun. Böyle bir titreyerek gelsin, zor gelsin, tamam mı? Sonra o 7'de kitleyin kolu. Yani tam kitlemeyin, oturtmayın. Hafiften bir açık bırakın, bekletin. Kolunuz yorulacak, biceps kasınız yorulacak arkadaşlar. O ağırlık ister istemez düşmeye başlayacak. Ve siz de bütün gücünüzle ona karşılık vereceksiniz. Şu süreci yaşayacaksınız. O aşağı düşecek, canınız yanacak, yırtılacak böyle. Kıpkırmızı olacak yüzünüz, gözünüz. Böyle boğulacaksın, bağıracaksın, böyle zorlanacaksın. O düşecek, sen savaşacaksın. O düşecek, sen savaşacaksın. Ve tam düştü artık, kol tam açılıyor. Elden az bir yardım, bir daha kaldıracaksın. Sonra o yine düşmeye çalışacak, sen savaşacaksın. Savaş, düşme, savaş bilmem ne derken arkadaşlar, orada muazzam bir gerilme, muazzam bir yırtılma, tahribat, bomba, patlama, operasyon vesaire vesaire oluşacak. Düşünün arkadaşlar, bu bitti artık, kolunuz artık kalkmıyor. Yardım almak yok. Ve düştü artık. Düşme esnasında kolunuzda mükemmel bir acı hissetmemiz lazım. Canınızın gerçekten yanmış, sanki bıçak saplamışlar 5-6 tane, onun acısını hissetmeniz lazım. Acı şiddeti burada çok önemli arkadaşlar. Her ağrı doğru ağrı değildir. Her acı doğru acı değildir. Mesela az acı oldu diyelim. Örnek veriyorum. 100 tane kas lifinizi yaktınız, yırttınız. Çok acıdaki maksat 300 tane diyelim. Yani ne kadar çok kas lifini yırtarsam, ne kadar çok kas lifimi zorlarsam, kolumda o kadar çok büyüme olur. Mesela diyelim ki bisepsimde 100 tane lif var. Ve ben öyle bir antrenman yaptım ki ancak o liflerin 40'ını zorlayabildim. 40'ını yırtabildim. Ne olacak? O 40'ına göre artık benim kolum büyüyecek. Çünkü o 40'ı yırtılıp tamir olduğu için arkadaşlar, o 40'ı büyüyecek. Öbürleri geride kalacak. Ama ne yapacağız arkadaşlar? Kolun tamamını yırtmamız lazım. Tamamını zorlamamız lazım. O yüzden koldaki bütün o kas liflerini bu hareketle arkadaşlar, bakın bu hareketle, yani içi dışı, dışı içi altı, her tarafı, şu kasların hepsinin gerilmesi, zorlanması ve enerjisini tüketilmesi lazım. Bunu yaşattığınız zaman arkadaşlar, muazzam bir acı ve kolun iptali, kolun felç olması diyelim. Bunu yaşattığınız zaman vücut o lifleri tamir etmek için vücutta 7 tane temel esansiyel amino asit ve hayvanlardan, yumurtalardan aldığımız, bangır bangır tavuk yiyin, bangır bangır yumurta yiyin niye diyoruz? Onlardaki temel amino asitleri vücut oraya çeker, o yırtılmayı tamir eder. Tamir etmesinde bize güç, kuvvet ve irilik olarak kolumuz geri döner arkadaşlar. O yüzden gerilmeyi, şiddeti, zorlanmayı kolunuza %100 yaşatın. Hala kolunuzda şu kadar kaldıracak bile bir enerji bırakıyorsanız, demek o kadar kıllık kas hala yırtılmamış demektir. Kaslar tamamen zorlanıp yırtıldığı zaman, yani tahrip gördüğü zaman kol oynamaz. Ama 2 santim bile kaldırabiliyorsanız 2 santimlik kasınız hala zorlanmamış, güçlüdür demektir. O yüzden arkadaşlar, benim bir bodybuildingçi olarak, bir abiniz, bir kardeşiniz, bir hocanız olarak tam başarı için tam zorlanmayı tavsiye ediyorum. Tam başarı için tam zorlanma. Hareket esnasında yardım alırsanız arkadaşlar, kaslarınızın yırtılmasını azaltırsınız.
Çünkü karşı taraftaki insan yardım eder. Onun kasları devreye girer. Sizin kaslarınızın devreye girmesi lazım. O yüzden arkadaşlar, tam gerilme, tam yırtılma, bakın kollarınız nasıl büyüyor. 3'te 1 acı değil, 3'te 3. %50 acı değil, %100 acı çekerseniz bu sporda büyürsünüz. Acı yoksa zafer yok. Bu sözün anlamı budur arkadaşlar. Tamamen yırtarsanız, tahrip ederseniz o aldığınız amülesler orayı tamir eder ve büyümeye başlarsınız. Önemli olan, altını çizmek istediğim konu bu. Kollarınızı büyütmek istiyorsanız arkadaşlar, dibine kadar zorlayın. O kol iptal olsun. Bu bir. Hareketi yaptınız. Yapım esnasında bileğinizi kırarsanız, bilek kasınız kiloyu kaldırırken devreye girecek, bisepse yardım edecek. Bu esnada bileğiniz şişecek ve koldaki verim yine düşecek arkadaşlar. O yüzden hareketleri izole yapalım. Yani hangi kas grubunun yırtılmasını, hangi kas grubunun büyümesini istiyorsak lütfen o kas grubunun ekleminin çalışmasını sağlayalım. Biz hep zorlanmasını istiyorsak dirsek ekleminin oynaması lazım. Ama bilek eklemi devreye girerse, bileklerimizdeki eklem devreye girerse arkadaşlar, bilek kasımız da şişmeye başlar ve hareket yaparken bileğimiz erken şişer, hareketi yapmamıza engel olur arkadaşlar. O yüzden dikkat ediyoruz. Hangi bölgemizi çalıştırıyor isek arkadaşlar, o bölgenin eklemi oynayacak. Bu bir numaralı kuralımızdır. Tamam mı arkadaşlar? Sizleri seviyorum. Lütfen bunu deneyin ve bana dua edin.